Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza İsa Bey başvurdu. İsa Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Sağ olun, ben de iyiyim. İsa Bey, programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Kızım için Ayşegül Hanım. Kızınız? Evet, Hilal'im için. Hilal mi ismi? Hilal ismi. Onu çok özledim biliyor musunuz? Kızınızı arıyorsunuz, kızınızı görmek istiyorsunuz. Kızımı arıyorum. Onun için bana yardımcı olmanızı istiyorum. Çoktan beri görmedim. Ne kadar zamandan beri? 2004 yılından beri onu görmüyorum. 2004 yılından beri? Evet, 2004 yılından beri görmedim. Neden olmuş? Sakin olun oğlum. Ya İsa Bey. Nasıl ağlamayayım Ayşegül Hanım? Çok özledim onu ben ya. Çok özledim. İsa Bey, neden görmüyorsunuz kızınızı? Neden ayrıldınız kızınızdan? Çünkü ona evlatlık verdim ben. Neden, maddi sıkıntılarınız mı vardı? Neydi? Hayır, hayır. Amaç başkaydı. Evim yandı. Eviniz yandı. Evet, evim yandı. Bir dakika, felaketler üstüne felaketler. İsa Bey, şimdi bir ne olur sakin olun. Baştan bir şöyle şey yapalım. Çok geçmiş olsun. Dayanamıyorum ama Ayşegül Hanım. Anlıyorum ben sizi. Eviniz yandı. Nasıl oldu bu? Bir gün tarladaydım. Çalışıyordum. Köyde mi yaşıyordunuz? Evet, köyde yaşıyordum. Bir duman gördüm uzaktan. Her zamanki gibi köylülerin biri herhalde ot yaktı dedim. Tarlanın içinde biriken otları yaktı. Ama sonra gördüm ki duman bayağı arttı. Artınca da ben de köye doğru yürümeye başladım. Köye yaklaşınca da kendi evimin yandığını gördüm Ayşegül Hanım. Evim cayır cayır yanıyordu. Ya İsa Bey. Köy mahşer yeri gibiydi Ayşegül Hanım. Köy mahşer yeri gibiydi. O an düşündüm. Hilal'imle eşimi düşündüm. Eşinizle kızınız içeride. İçerideydi evet. Bir şey yapamadım. İkisinin de öldüğünü düşündüm. Mahşer yeri gibi her taraf. Eşim salonda Hilal'i emzirirken mutfakta yağ varmış, ocakta herhalde. Aha. O da alev almış. Yangın etrafa yayılınca sebze ellenmiş, orada düşmüş bayılmış. O an köylüler fark etmiş. Bunları apar topar dışarı çıkartmış. Ben görünce zaten kendimden geçmişim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şaşkın bir halde dolaşıyordum oralarda. Çıkardılar ikisini de. Eşiniz? Eşim çok dönülmüştü Ayşegül Hanım. Çok dönülmüştü. Yavrum da baygındı. Baygın baygın yatıyordu. Onun da öldüğünü. Komşular kendi arabasıyla komşu köy sağlık ocağına kaldırmışlar. Orada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yollamışlar kızımı. Hilal'i. Evet, Hilal'i. Çok şükür, çok şükür. Hilal'i kurtuldu ama eşim vefat etti. Çoktan ölmüş. Ya başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İsa Bey, ne olur. Amin. Teşekkür ederim. Çok zor. Ben dayanamıyorum. Ne yapayım? Yok, haklısınız. Gerçekten çok zor. Üstüne üstlük kızıma da ulaşamayınca ciğerim yanıyor. İçim parçalanıyor.
Nasıl dayanayım ben bu acıya? Nasıl, siz söyleyin. Ya çok haklısınız, ne diyeyim. Peki ya peçete alabilir miyiz? Fatoş, versene kuşum. Beyefendiye de verir misin? Sonra ne oldu İsa Bey? Sonra kızım iyileşti. Evet. Köye getirdiler. Köyün ileri gelenlerinden kendi aralarında görüşmüşler, konuşmuşlar. Komşumuz Süheyla Hanım, Zafer Bey kocası var. Onların da yeni doğmuş bir bebeği var. Kendi aralarında görüşmüşler ne yapalım diye. Sonra gelip bana sordular. Biz düşündük, taşındık, işte Hilal'i Zafer Bey'e vermeye karar verdik. Onlar baksınlar diye. O da yeni diye. Doğan. Evet. Onların da yeni çocuğu olmuştu. Tabii ki emiyordu annesini çocuk daha yavrum. Evet. Ay, ay. Onun da sütlü olduğu için ben de tabii nasıl olur böyle bir şey dedim ya. Kendi evladımı ben nasıl vereyim dedim ya. Nasıl olur dedim. Sonra? Sonra başka çaren yok dediler. E kabul etti mi onlar? Süheyla Hanım mı, Zafer Bey dediniz galiba. Evet. Onlar kabul ettiler mi? Görüşmüşler, kabul etmişler onlar da. Aldılar Hilal'i. Aldılar çocuğu. Götürdüler. Hani şey anlamında çok zor da ama hani diğerinin de yeni doğum yapmış olması, hani sütü olması evladınızın hayrına olmuş tabii de. Siz bunlara, peki sizin aileniz falan yok muydu o? Yani Hilal, gerçi baksan olur ki yeni doğan bebeğin anne sütüne ihtiyacı var. Ama hani bir yandan oradan süt alıp, anne sütü alıp komşunuzmuş. Bakabilecek başka kimse yok muydu? Anneniz, babanız? Annem babam vardı ama kasabadayım. O an o şeyle düşünemedim. Ne yapacağımı bilemedim. Bıraktınız. Ben de kabul ettim. Verdik çocuğu Hilal'imi.